Hello my students. Merhaba sevgili öğrencilerim. In this video, I will give you some information briefly about how to study English. Bu videomda arkadaşlar sizlere İngilizce dersine nasıl çalışılmalı konusunda kısa bilgiler vereceğim ve bazı önerilerde bulunacağım. Okay, here we go. Başlayalım arkadaşlar. First, in process of learning English, you can set short-term targets. İngilizce öğrenme sürecinde kendinize kısa dönemli hedefler belirleyebilirsiniz arkadaşlar. Örneğin, belirlemiş olduğunuz kısa bir süre içerisinde ben İngilizce günlük rutinleri öğreneceğim veya ben İngilizce zıt anlamlı ve eş anlamlı sıfatları öğreneceğim şeklinde kendinize kısa dönemli hedefler belirleyebilirsiniz. Next, develop 4 skills of language. Daha sonra arkadaşlar İngilizce 4 dil becerisini geliştirmeye yönelik etkinlikler yapabilirsiniz. Burayı örneklendirecek olursak, for example, listening short simple text or stories, then answering the comprehension questions. Burayla ilgili İngilizce kısa ve basit metinler veya hikayeler dinleyebilir veya okuyabilirsiniz. Okuduğunuzu anlamaya yönelik etkinlikleri tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. And then practice speaking as much as you can. İngilizce öğrenmiş olduğunuz kelimeleri veya ifadeleri arkadaşlar konuşma yoluyla pratik yapmanızı öneririm. And then just believe in yourself and never give up studying. İngilizce öğrenme konusunda arkadaşlar her zaman kendinize inanın ve asla çalışmaktan vazgeçmeyin. Next one, daha sonra arkadaşlar be open to learning new words or phrases. İngilizce yeni kelimeler veya ifadeler öğrenmeye açık olun. Bu konuda arkadaşlar asla heyecanınızı kaybetmeyin. Then find new ways of learning and make the learning process more enjoyable. Daha sonra arkadaşlar İngilizce öğrenme konusunda kendinize yeni yollar bularak İngilizce öğrenme sürecinizi daha eğlenceli hale getirebilirsiniz. For example, örnek verecek olursak, watching animations or movies with subtitles. İngilizce altyazılı animasyonlar veya filmler izleyebilirsiniz arkadaşlar. Playing online or board games like Word Scramble, Puzzles or Odd One Out. İngilizce yeni kelimeler öğrenirken çeşitli online ve masaüstü oyunlar oynayabilirsiniz arkadaşlar. Ne gibi? Word Scramble yani karışık kelimeleri düzeltme, Puzzles bulmacalar, Odd One Out farklı olan kelimeyi bulma gibi arkadaşlar. What else? Peki başka ne yapabiliriz? Learning via educative songs, rhymes or chants. İngilizce öğrenme süreciniz arkadaşlar çeşitli eğitici şarkılar ve kısa şiirlerle daha eğlenceli hale getirebilirsiniz. What else? Peki başka ne yapabiliriz? Recording your English speaking. İngilizce konuşmanızı kaydedebilir, daha sonra dinleyip hatalarınızı düzeltebilirsiniz arkadaşlar. What else can we do? Başka ne yapabiliriz? Keeping diary or making your own picture dictionary. İngilizce günlük tutabilir veya arkadaşlar kendi resim sözlüğünüzü oluşturabilirsiniz. Finally, try useful websites or applications and follow resources about teaching English. Son olarak arkadaşlar, İngilizce öğretimi ile alakalı çeşitli web sitelerinden ve uygulamalardan faydalanabilirsiniz. And then read stories according to your level. Seviyenize göre arkadaşlar, İngilizce A1 veya A2 düzeyde çeşitli hikayeler okuyabilirsiniz. What else can we do? Peki başka ne yapabiliriz arkadaşlar? Learn new words with flashcards and snap words, also use synonyms and antonyms. Ayrıca arkadaşlar yeni kelimeler öğrenirken flashcardlardan ve konuşan kelimeler dediğimiz snap word uygulamasından faydalanabilirsiniz. Ayrıca kelime bilginizi artırmak için kelimelerin eş anlamlarını ve zıt anlamlarını öğrenebilirsiniz arkadaşlar. What else can we do? Peki başka ne yapabiliriz? Do more practice of words or phrases you have learned by speaking or writing. İngilizce öğrenmiş olduğunuz kelimeleri ve ifadeleri arkadaşlar konuşma ve yazma yoluyla daha çok pratik yapabilirsiniz. The last one, don't forget that, believe you can, you are the halfway there.
Son olarak arkadaşlar videoyu şu sözle tamamlamak istiyorum. Unutmayın ki inanmak başarmanın yarısıdır. Okay my students, that's all about this topic. Bu konuyla ilgili arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Thanks for your participation. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. See you next time. Take care. Goodbye. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.